Ne oluyor kumandanım? Halil Bey'in selamı var kumandanım. Size iletmem için bazı bilgiler verdi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buralarda kimselere görünmeden hemen yola çıkacaksın. Şehre casus lovunusu olarak gireceksin. Gereken bütün malumat ve evraklar burada var. Emredersiniz kumandanım. Bunu daha önce başka yerlerde, başka kimliklerde başarıyla yaptın. Lovans olduğuna inandıklarına ikna olduğun an Ali kumandanım olacaksın. O sana ne yapacağını söyleyecek. Merak etmeyin kumandanım. Lovans olduğuna inandıklarına göre artık harekete geçebiliriz. Düşünceniz nedir kumandanım? Şerif Necer'i onlardan ayırmayı başardık. Ama bu yeterli olmayacaktır. Bu olayı da onlardan uzaklaştırıp onları şehirde iyice yalnız bırakmalıyız. Ki şehirde başlatacağımız büyük kargaşanın önünü açalım. Bu olayı yanımıza çekmek Şerif Necer'i ikna etmek kadar kolay olmayacaktır kumandan. Çavuş haklı kumandan. Yüzbaşı Hamilton'ın sözlerine bakılırsa bu olaya çok fazla güveniyor. Bu olayla İngilizleri birbirine düşürerek yapacağız bunu. Onları birbirine kırdıracağız. Düşman edeceğiz. Neredeyim ben? Yüzbaşı! Neden bağlayayım? Çözün beni! Yüzbaşı! Neden bağlayayım? Bağırsan bile seni burada kimse duyamaz Zeynep. O yüzden kendini daha fazla zorlamam. Akşam tekrar geleceğim. O zaman seninle Mehmet hakkında uzun uzun konuşacağız. Şamil. Kumandanım. Kumandan nerede aslanım? Zafer'in tutulduğu çadıra gittiler kumandanım. Göster hele. Şurada. Kumandanım! Kumandanım!
hainsin. Değiştiremez. Üsküp mü seni yaşatır mı sanıyorsun? Vur Halil'i! Mehmet, dinleme onu. İndir silahını aslanım. Bırak. Evlat, kenara gel. Ben artık her şeyi hatırlıyorum. Kim olduğumu hatırlıyorum. Ben Hüsnüoğlu Mehmet'im! Kumandanım vur beni! Ben bu ihanet duygusuyla yaşayamam. Yapamam. Yalvarırım öldür beni. Gönlümüzdeki o tohum vakti geldiğinde mutlaka yeşerir. Aslında rücu eder. Bu asil kan asla bozulmaz. Kalk ayağa aslan. Kalk ayağa. Hoş geldin. Evlat kalk ayağa. Aklımıza prangalar vursalar da kalbimizdeki ülkümüzü, soyumuzu, vatanımızı söküp atamazlar. Evlat kalk ayağa. Tekbir getir aslanım. Sesin arşa ulaşsın.
Hayatlarının baharına cemre düşmeden sancak inmesin, vatan işgal edilmesin diye şehadete kısaklarla dört nala koşanların destanıydı. O koç yiğitlerden biri de Mehmet. Nefesine yapışan barut kokusu, gözlerine sinen intikam ve kin, düşmana korku salıyordu. Çakır! Allah onu bir imtihanla sınamıştı. Onun cehennemi... Kimsiz. Aklının içindeydi. Dostu düşman gibi görüyor, davasını hatırlamıyor. Mehmet! Kimsin sen? Kardeşin Mehmet. Ama kan... Hatırla. Aynı kandı. Kahpeler oyun kursa da... şeytan vesveseleriyle saldırsa da... Mehmet yapma kardeşim. Mehmet yapma, sen sıksan lan köpek. Aileni katledenlerden intikamını al. Sen sıksan yapma. Yiğit er ya da geç... aslına döner. Mehmet de bir yiğit gibi... düştüğü yerden kalkacak. Şimdi düşmana karşı hep birlikte kıyam vakti. Baş eğdiğim sancak. Baş eğdiğim sancak. Ve inandığım Kur'an adına. Ve inandığım Kur'an adına. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Mehmetçik, ilahi kelimetullah ruhundan ve nizam-ı alem şiarından aldığı güçle büyük destana adım adım yaklaşıyor. Aramıza yeniden hoş geldin aslanım. İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son zafer, Kutul Amare çok yakında bütün yurtta sevinçle kutlanacak. Kumandanım, eğer müsaade ederseniz şehre geri dönüp Hamilton denen o itten intikamımı almak isterim. Yoksa kendimi affedemeyeceğim. Sen hiçbir şey bile isteye yapmadın evladım. Kendini suçlama artık. Hamilton'a gelince de o artık avcumuzun içinde. Bu yaptıklarının bedelini elbet ödeyecek. Madem o bize bir oyun oynadı... bu oyunun bedelini ona ağır bir şekilde ödetelim kumandanım. Bunu nasıl yapacağız kumandanım? Artık tek gayem onlardan intikamımı almak. Bu Hamilton kuyuya bıraktığım haberlere göre hareket ediyor demiştin değil mi? Evet kumandanım. Aslanım. Hamilton'a haberi bizzat sen götüreceksin. Ona beni öldürdüğünü ve... Osmanlı ordusunun başsız kaldığını söyleyeceksin. Ayrıca ordu içinde komuta sıkıntısı olduğunu ve Osmanlı ordusuna yarma harekatı yapmanın tam zamanı olduğunu söyleyeceksin. Tazunt bu fırsatı kaçırmayacaktır. Hava giderken hava olacak yani. Bu mukadder karşılaşma vatanımıza üşüşen kargalarla kanatlarında hürriyet taşıyan kartalların savaşı olacak. Onları ezip geçerek Türk'ün bir tokadını daha atacağız. Peki şehre nasıl gireceksiniz? Kuyunun başında benden haber bekleyen Hamilton'ın casusunu kullanacağız. O halde vakit kaybetmeden hemen yola çıkın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Lawrence'ın yaptığı her şeyin arkasında Üsküplü var. Oyun Üsküplü kuruyor.
Lawrence'ın yaptığı her şeyi ona o söylüyor. Efendim, dediğiniz gibi Üsküp'lü bu işin arkasındaysa Lawrence'ı neden yakalamıyoruz? Ya elimizden kaçırırsak? Bekleyeceğiz Arfet. Madem bir oyun oynuyorlar, bırakalım oynasınlar bakalım. Peki General Tavzınt'a bu durumu söyleyecek miyiz? Hayır. Bunu sadece ikimiz bileceğiz. Daha önce Lawrence hakkında şüphelerimi dile getirmiştim. Ama ters tepti. Bırakalım da General hatasının neye mal olduğunu görsün. Ebu Ulan ambarına zaten erzakları Üsküp'lü yerleştirdi. Ebu Ulan biraz daha içeride yatsın. Biz de bu arada Üsküp'lü ve çetesini Lawrence sayesinde çökertiriz. Gel. Artık. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldin kumandanım. Kumandanım, Mehmet. Öldü mü kumandanım? Kumandanım. Vardı ya, neyse. Hadi gözün aydın, Mehmet hayatta. Arkandan okkalı laflar etti. Kardeşim olacak o deveye söyleyin, biraz laf dinlesin. Nasıl yani? Mehmet'in aklı yerine geldi mi? Geldi aslanım. Emin misiniz kumandanım? Tövbe la ilahe illallah. Emin misiniz kumandanım? Emin abi. Duydunuz mu abiler? Çok şükür. Elhamdülillah. Şükür. Nerede peki kişi şimdi? Niye getirmediniz onu? Son bir vazifesi var. Onu da halletsin. Aramıza dönecek inşallah. Tamam ama nerede? Şehirde mi? Kışlada mı? Vazifede dedim aslanım. Vazifede, kurcalama istersen. Sen de artık kendi vazifenle ilgilen haydi. Bizim vazifemiz nedir kumandanım? Hamilton Mehmet'ten Ali kumandanı öldürdüğü haberini alacak. Bunu fırsat bilen general yüksek ihtimalle yarma harekatı yapacaktır. Ama karşısında dağılmış bir ordu değil, çelikten bir duvar bulacaklar. Ama bu yetmez. Onların canını almakta kalmayacağız. Aynı zamanda askerlerini de alacağız. Hitti kardeşlerimizin tarafımıza geçme vaktidir aslanlar. Yarma harekatı sırasında Hintliler bizim tarafımıza geçtiğinde İngilizler neye uğradığını şaşıracak. Şimdiki vazifemiz, şimdiye dek sarstığımız Hintli neferleri uyandırmaktır. Hele şükür. Nihayet vakit geldi. Ya Hamilton, yarma harekatına girişmezsen ne olacak kumandanım? Ya da Hamilton Mehmet'e inanmazsa, yani aklının başına geldiğini öğrenirse? İnanacaktır. Mehmet bizi bu vakte kadar nasıl inandırdıysa, onları da inandıracaktır. İnşallah. Peki aklın nasıl başına geldi kumandanım? Hatırladığında ne yaptı? Ebu Ulan'ın oğlu Zafir'i öldürdü. Bu aramızda kalacak ha. Kimse bilmeyecek. Lawrence'a haber uçuralım. Dikkatli olsun. Baş üstüne kumandanım. Afiyet olsun. Azrail düşmanı kuşattı aslanlar. Daha yeni başlıyoruz. Senin ne işin var burada? Neden geldin?
Görevimi tamamladım. Halil'i sırtından hançerleyerek öldürdüm. Ne zaman? Dün gece sabaha karşı. Sabah bu olay ortaya çıktı. Gittiğimden beri herkes benden şüpheleniyordu. Yakalanmamak için de kaçtım. Sen ulusumuz adına büyük bir iş başardın Artin. Çok yakında Londra gazeteleri senin bu başarından bahsedecek. Sen sadece Halil'i öldürmedin. Onlara İngiliz'in gücünü ve aklını da göstermiş oldun. Bundan sonra korku içinde yaşayacaklar. İntikamını da aldın. Sen artık Büyük Britanya ordusunun en büyük kahramanısın. Teşekkürler efendim. Ancak görevim daha bitmedi. Son görevimi de tamamlayınca intikamımı almış olacağım. Ne görevi? Türk ordusu şu an komutasız ve karmaşa içinde. Onları tam bir hezimete uğratacağımız vakitteyiz. Doğru. Orduları komutasız. Genel bir taarruzla onları darmadağın edebiliriz. Generale bundan bahsedeceğim. Ama sen önce gidip Ali Sayb'e muayene ol. Baş üstüne. Efendim müsaadenizle başka bir şey daha söylemem gerekiyor. Zafer'in şehir dışında olduğunu ve neler yaptığını biliyorsunuzdur. Evet biliyorum. Haberim var. Efendim Zafer çıkan çatışmada öldü. Ne zaman? Kendi gözlerine gördün mü? Evet efendim. Onu korumaya çalıştım. Lakin başaramadım. Müsaadenizle ben Doktor Elise'ye görüneyim. Hemen Osmanlı ordusunun içine gözcüler gönder Alfred. Halil'in ölüp ölmediğini teyit etsinler. Kışladaki hareket bunu teyit edecektir. Efendim, casusumuza güvenmiyor musunuz? Türkler 9 canlıdır Alfred. Halil'in ölüp ölmediğinden emin olmalıyız. İşimizi şansa bırakamayız. Emredersiniz efendim. Seni dinliyorum Üsküplü. Neyimi söyleyeceğin mühim haber. Zafer öldü Necer. Ne? Öldü mü? Sen... Kendine gel efendi. O benim damadımdı. En sevdiğim dostumun oğluydu. O karıncayı bile incitmeyen bir adamdı. Senin o karıncayı bile incitmez dediğin Zafer kaç neferi şehit etti? Haberin var mı? Yok yok. Zafer yapmaz öyle şey. Katil değil o. Osmanlı devriyesine baskın verip neferlerimizi şehit ettiler. Bunun da bedelini ödediler. Onu sen mi öldürdün Ali? Nişanlını ben öldürmedim Fatma Hatun. Ama yoluma çıksaydı gözünün yaşına bakmazdım. Ne Zafer, ne Ebu Ula. Kim ihanet içindeyse cezasını öder. Tabii ya. Ebu Ula'nın ambarına onca erzağı sen koydurttun. Onu hapse attırdın. Bunların hepsi senin işin. Ne istedin o insanlardan ha? Ne istedin? Canını almadığıma dua etsin o. Ben ona eteklerine sığındığı İngilizlerin gerçek yüzünü gösterdim. Aklı varsa yardımı keser. Ben şimdi bunu Ebu Ula'ya nasıl söyleyeyim? Biricik evladın öldü diyemem ben ona. Bunu sen yapmayacaksın zaten. Oğlunun kulağına kim yalanlar fısıldayıp eline silah tutuşturup çöle kim yolladıysa o yapacak. Sen karışma. Biraz insaflı ol Ali. Ebu Ulan bunu bizden duymaya hakkı var. Ebu Ula şeytanın hizmetine girdiği gün merhametten uzaklaştı. Hak ettiği bu. Benim dediğimi yapın.
Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Baba, ben olan biteni öğrenip hemen geleceğim. Ebu Ulan'ın bize ihanet etmesine hala aklım almıyor. Dahası var general. Ebu Ula gibi oğlu Zafir de bize ihanet içinde. Zafir Kışlı'ya sandığımız gibi kuşatmayı kaldırmaya gitmemiş. Efendim? Yüzbaşı. Zafir'i kuşatmayı kaldırmak ve diğer aşiretleri yanına çekip Türklere baskın vermek için göndereceğinizi söylemiştiniz. Evet efendim. Ben de bu konuyu konuşmak için gelmiştim. Zafir bizim için bunları yaparken biz babası Ebu Ula'yı soruşturmadan suçluymuş gibi içeride tutuyoruz. Hala bize ihanet eden bu insanları mı savunuyorsun? Yeter artık, aklını başına topla. Senin kişisel hesapların bize bu toprakları mezar edecek sonunda. Yüzbaşı, Zafir ve babası sizi kandırmış. Zafir Türklere biat etmek için gitmiş. Bunu nereden biliyorsunuz? İspatınız var mı? Yüzbaşı, her defasında size kim olduğumla alakalı uzun uzun ayrıntılı bilgimi vereceğim. Benim işim bu. Kimsenin bilmediğini, duymadığını öğrenmek. Öyle mi? O zaman şu anda Zafir'in nerede olduğunu da biliyorsunuzdur. Hamilton, hata yapmakla kalmıyorsun. Hatalarını başkalarını suçlayarak kapatmaya çalışıyorsun. Yeter dedim. Efendim, özür dilerim ama Bay Lawrence bizi bataklığa sürüklüyor. Zafir bizim için Türklerle savaşırken öldürülmüş. Bu mümkün değil. Nereden biliyorsunuz bunu? Her şeyi bildiğinizi iddia ediyordunuz Bay Lawrence. Türk kışlası içine gönderdim, casusundan öğrendim. Zafir yakalanmış ve infaz edilmiş. Efendim, önerim soruşturma bitmeden önce Ebu Ula'yı serbest bırakmak. Oğlunun acısı ona yetecektir. Ne olursa olsun Ebu Ula bir suçlu. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir efendim. General haklı. Masumsa soruşturma tamamlandığında zaten serbest kalacaktır. Efendim? Ebu Ula'yı çıkaramayız. Şimdi bana Neccar'ı gönder. Ebu Ula'ya oğlunun öldürüldüğü haberini Neccar'la birlikte bizzat vereceğim. Emredersiniz. Ali dur! Hayırdır? Sen bana bugüne kadar hiç yalan söyledin mi Ali? Ne diyeceksen açık açıktı. Bana doğruyu söyle. Sen mi öldürdün Zafir? Haddini bil Fatma. Ben kimseyi avutmak için yalan söylemedim, söylemem de. Hele ki mevzu bahis vatanımsa. Her Allah'ın günü bir fidan toprağa düşüyorsa, sığındığım tek şey hakikattir. Şu ahvalde seni Zafir'e olan zaafına düşünecek değilim ben. Öldürmedim dedimse, öldürmedim. Ayrıca bana itimadın kalmadıysa, taşlarını başıma değil, ben çıktıktan sonra tünele yığ. Ali dur. Ne olur halden anla. Zafir'le ilgili kendimi çok mahcup hissediyorum zaten. Onunla evlenmek istememiş olsam da sonu ölüm olmamalıydı. Türk neferine kurşun sıkıp hayatta kalacağına inanan ahmaktır. O bu ahmaklığı yaptı. Mehmet de aklı başına gelince cezasını kesti. Mehmet'in aklı başına mı geldi? Sen Zeynep bacıya gitti. Bu haberi ver. Ben de sana bunu söyleyecektim. Zeynep kayıp. Ne? Dur, sakin ol. Hamilton'ın işi. Onu daha güvenli bir yere götürmüş. O da bizim gibi Alisa'nın yaptığından şüpheleniyor. Zeynep'i korumak istiyor yani. Onu niye korumak istesin ki? Allah'ın belası. Namusumuza da göz diktiler. Zeynep'e bir şey yapmadı sadece. Zeynep'in canı tehlikede. Onu kurtarmamız gerek. Beni odanıza çağırttığınıza göre
suçsuz olduğumu anladınız herhalde general. Ancak itibarımı ve şerefimi yerle bir ettiniz. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Seni buraya başka bir sebepten çağırdım. Mesele sen değilsin. Oğlun Zafer. Anlamadım. Ne olmuş Zafer'e? Yoksa onunla mı başına bir bela açtınız? Sakin ol. Sana böyle bir haber vermek istemezdim. Ne demek istiyorsun? Ne oldu oğluma? Maalesef Zafer. Türklerle girdiği çatışmada öldürülmüş. Hayır. 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 Yalan söylüyorsun. Zafer'ime bir şey olmadı. Yalan söylüyorsun general. Ebu Ula. Şu anda tutsağımız olsan da Zafer ve sen en iyi dostlarımızdansınız. Maalesef doğru. Zafer'i bizzat albay Halil öldürmüş. Neccar. Neccar. Ne diyor bunlar? Bunun doğru olmadığını söyle. Zafer'ime bir şey olmadı değil mi? Yalan söylüyorlar değil mi Neccar? Eğer öyle bir şey olsaydı bunu dünürüm ve dostum olarak önce sen söylemez miydin ha? Hayır hayır. Yalan değil mi Neccar? Bunun yalan olduğunu söyle bana Neccar. Ebu Ula, bilirim. Bu haber bir ok gibi saplanır yüreğine. Ama güçlü ve metin olmalısın. Maalesef hakikat bu. Zafer'i kaybettik. Yalan. Hayır hayır yalan bu. Sen de onlar gibi yalan söylüyorsun Neccar. Bir yalan söylüyorsun. Hayır çekil. Zafer'i sen öldürdün. Ebu. Geberteceğim. Bırak. Oğlumu Türklerle çatışmaya sen gönderdin. Onu sen öldürdün. Bırak dedim bırak. Ebu Ula. Acını anlıyorum. Ama haddini aşmaya başladın. Ebu Ula. Ebu Ula, eğer elini hemen çekmezsen zor kullanmak zorunda kalacağız. Beni içeri atıp oğlumu öldürdünüz. Ben de sizi geberdim. Ebu Ula! Ne yaptınız siz? Oğlunu ondan aldınız. Onun da mı canını almak istiyorsunuz? Acısı ne kadar büyük olursa olsun haddini bilecek. Derhal Ebu Ula'yı hapishaneye götürün. General. Derhal dedim. Artin? Sevgili kurtarıcım Doktor Alisa. Ne kadar naziksin. Buradayken benden pek hoşlanmadığını sanıyordum. O zamanlar değerinizi bilememişim. Affedin. Seni böyle sapasağlam karşımda gördüğüm için o kadar mutluyum ki. Gel. Nasılsın? Baş ağrıların geçti mi? Geçti. Artık eskisinden daha da iyi. Yüzbaşının verdiği görevleri de tamamladım.
Bunu duyduğuma çok sevindim. Ancak görevimi tamamlarken ifşa oldum. Canımı kurtarmak için şehre kaçtım. Aman Tanrım. Neyse ki o barbarların elinden kaçabilmişsin. Evet. Yüzbaşı muayene olmam için de sizin yanınıza gönderdim. İyi yapmış. O zaman gömleğini çıkar da seni iyice muayene edeyim. Sonra belki... Merak etme Artin. Sana zarar gelmesine asla izin vermeyiz. Sait! Gel hadi çayını soğutma. Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Dağıttın her yeri. Efendim abi? Ne yapıyorsun orada diyorum. Mehmet'ime yatacak yer hazırladım. Sait, hele otur. Mehmet gelince yatacak yer kolay. Ben de onu düşünüyorum babaylar. Mehmet ne zaman gelecek? Yani madem aklı yerine geldi, madem şehirde... bir görseydik iyiydi. Hani kumandan sana Mehmet'in aklının yerine geldiğini söylemedim Sait. Hı? Gavurun haberi yok. Eğer şimdi yakalanırsa onca çabamız boşa gider. Hele otur. Aslında bıraksaydınız da ben kimseye yakalanmadan bir görüp gelseydim. Nefesini boşa harcıyorsun babayı der. Hala dersini almadı bu kereste. Akıllanmadı görmüyor musun? Tek çare bunu bağlamak. Onu da yakında yapacağım herhalde. Sait, delirtme adamı, otur oturduğun yere. Abi siz... Mehmet'e bir şey oldu da bana söylemiyor musunuz abi? He? Bir şey mi oldu abi Mehmet'e? Öldü mü Mehmet, bir şey mi oldu? Babayı da. Tövbe estağfurullah. Mecnun abi. Bu ne hal aslanım? Geleni işitmezsiniz. Sen benim lafıma güvenmez misin Sait? Mehmet iyi dedim sana. Son bir görevi var, gelecek. Bir daha da ayrılmayacağız inşallah. 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 Zeynep bacının da benim de hasretimiz sona erecek. Allah'a çok şükür. Eyvallah. Bir de çavuş olursam... Oh be. Maşallah Sait. Seni de memnun etmek ne mümkün? Çavuş oldun sonra yüzbaşı mı olacaksın? Sen benimle alay mı ediyorsun abi? Hiç alay olur mu Sait? Kumandanım, şimdi ne yapacağız? Racat'ta ektiğimiz tohumları yeşerteceğiz. Tez vakitte intikam için harekete geçeceğiz. Mekanı cennet olsun Racat'ın. Amin. 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 Salman'a haber edin. Buraya gelsin. Anlaşıldı kumandanım. Hadi Mecnun. Baba, ben vakfa uğramak için çıkıyorum. Fazla kalmayacağım, hemen dönerim. Bir şey olursa Mahdum'la haber yollayabilirsin baba. Mutlu musun? Bu ne demek şimdi baba? Kurtuldun işte Zafir'den. Artık o düğün hiç olmayacak. Şimdi mutlu musun? Tabii ki mutlu değilim baba. Ben de böyle olmasını istemezdim. Nasıl bakacaksın Ebu Ulan'ın yüzüne ha? Nasıl? Benim desteklediğim adamlar
oğlunu öldürdü mü diyeceksin? Baba, Zafer kendi özgür iradesiyle onlarca Türk neferini pusu kurmuş. Ve hepsini şehit etmiş. Bunun bedelini de kendi canıyla ödemiş. Zafer ve Ebu'la girdikleri o kirli savaşın bedelini ödüyorlar baba. Hem de herkes gibi. Savaş kanlı bir oyun. Can alır can. Bunu yeni mi fark ettiniz? Bu vatan uğruna Zafer'den önce onca Türk neferi şehadeti tattı. Ama onlar vatanlarını korumak için öldüler. Zafer gibi vatanını sattıkları için değil. Fatma sus. Ben de Zafer'in ölmesini istemezdim. Ancak şu anda vatanın selameti şahsi acılarımızdan daha önemli baba. Allah'ım bu bir kabus. Ve bu kabustan sadece kalbini ve vicdanını dinleyenler sağ çıkabilecek baba. Baba. Bu vakur duruşum sana acımasız geliyorsa baba, şunu bil ki Zafer İngilizleri destekleyip vatanını sattığı gün benim için ölmüştü. Oldukça sağlıklı görünüyorsun. Bunu Yüzbaşı Hamilton'a da söyleyeceğim. Bana ne söyleyeceksiniz doktor? Hoş geldiniz Yüzbaşı. Artin'in sağlık durumu gayet iyi. Herhangi bir ilaç tedavisine gerek olmadığını düşünüyorum. Sen öyle söylüyorsan. Tamam. İkinize de sürprizim var. Sürpriz mi? Nedir o Yüzbaşı? Benimle gelin. Göreceksiniz. Biliyorum acınızı hafifletmeyecek. Ama başınız sağ olsun demeye geldim. Şu hayatta en çok istediği şey seninle evlenmekti. Evladım ne kadar da yaklaşmıştı saadetine. Size dillere destan bir düğün yapacaktım. Boy boy torunlarım olacaktı. Ve savaş bittiğinde bu şehrin sokaklarında koşup oynayacaklardı. Üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Fatma. Biliyorum. Hiçbir zaman gönlün olmadı Zafer'den. Ama yine de evlenmeyi kabul ettin. Ona dünyaları bahşettin. En azından mutlu öldü evladım. Tek tesellim bu. Ama şu lanet hapisten çıkınca bunun hesabını soracağım. Öncelikle evladımı benden alan Türklerin derisini yüzeceğim. Beni hücreye tıkıp onurumla oynayan İngilizlere pişman edeceğim. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Sadece gönlümü bir kor gibi yakan evladımın acısı. Bu şehirde taş üstünde taş bırakmayacağım. Ve Fatma, sen hala benim gelinimsin. Bunu sakın unutma. Zafer'in öcünü alırken de yanı başında olacaksın.
Eğer benim gazabıma uğramak istemiyorsan bu nişanı asla bozmayacaksın. Asla! Kumandanım. Gel Nuri. Söyle. Tahmin ettiğiniz gibi İngiliz gözcüler kışla yakınına kadar geldi. Emrettiğiniz üzere müdahale etmedik. Mehmet'in sözlerine itimat etmeyeceklerini biliyorduk. Bu gözcüler benim öldüğümü teyit etmek için buradalar. Bırakalım işlerini yapsınlar. Elbet biz de üzerimize düşeni yapacağız. Emirleriniz nedir? Neferlerimizin mevzideki nizami duruşlarını bozun. Siperdeki neferlerin de sayısını azaltın. Keskin nişancılar gizlensin. Ve bir de bir cenaze alayı kurun. Açıktan hazırlık yapsınlar. Yani senin anlayacağın tabutu mazhar edin Nuri. Allah esirgesin kumandanım. Bir oyun icabı da olsa şehadetinizi düşünmek istemem. Er ya da geç. Belki bugün, belki yarın. Mukadder olan gelip çatacak. O gün bizim için bayramdır Nuri. Bunu böyle bil. Baş üstüne kumandanım. Nuri. Emredin kumandanım. Sen bana Nurettin Bey'i yadigarasın. Dilersen seni onun yanına sevk edebilirim. Sağ olun kumandanım. Nurettin Bey'e şerefimle hizmet ettim. Müsaade ederseniz bayram günü gelene dek vazifemi yanınızda tamamlamak isterim. Öyleyse bundan sonra her günü bizim için arife bil. Ve bayram sabahına hazır ol. Baş üstüne kumandanım. Gözlerinizi çözün. Aşağılık herif! Onu neden buraya getirdin? Kim bu kadın yüzbaşı? Ne işimiz var burada, ne diyor bu? Seni casusumuz olarak onların arasına yerleştirdiğimizde bu kadınla evliydin. Ama o da teşkilattan biri. Yeni yakaladık. Nihayet yüzbaşı. Bu zehirli aşktan kurtulamayacaksınız diye çok korkmuştum. Sonunda gerçeği görmenize sevindim. Neyse. Farklı bir zamanda farklı bir yerde tanışmış olsaydık bu kadınla evlenirdim bile. Çok güzel bir kadın. Ama karşı tarafın casusu olmayı seçtikten sonra kendi kaderini kendi belirledi. Peki şimdi ne yapacağız? Doktor Alice onu sorgulayacak. Diğer teşkilatçıların yerini öğrenmeye çalışacağız. Günün gelmesini bekledim.
Bize hücre evinin yerini hemen mi söyleyeceksin yoksa canını iyice yakayım mı? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Burada elim kolum bağlı olduğu için anca dövebiliyorsun değil mi? İşte siz İngilizler bu kadar korkaksınız. İngilizler için çember gittikçe daralıyor. Bizse büyük zafere adım adım ilerliyoruz. Disiplinimizi bozmadan Sille'yi indirmeye devam edeceğiz. İngilizlere vuracağımız her Sille onları yerle yeksan edecek inşallah. İnşallah. Bize düşen nedir? Yarma harekatı başladığında sizler ön saflarda olacaksınız. Saldırı başladığında onların tarafını bırakıp bizim tarafa geçeceksiniz. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te yaptığını biz burada yapacağız. Aynen öyle. Çok büyük kayıplar verecekler. Orduların içinde büyük bir huzursuzluk başlayacak. Hintli Müslüman kardeşlerimizle tek tek konuşup onları ikna etmeni istiyorum. Bir aksilik çıkmasın. Merak etmeyin kumandanım. Bir de Salman. Bu Hamilton Zeynep'in tedavisi için hiç seni yanına çağırtmadı mı? Bir malumatımız yok mu? Hayır kumandanım. Hastaneden sonra Zeynep Hanım'ı bir daha görmedim. O köpek Zeynep'e bir şey yapmasa bari. Konuş diyorum sana. Nerede saklanıyorsunuz? Nerede saklanıyorsunuz? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Durun beni. O kadar kolay ölmeni istemiyorum. Bağışla beni Zeynep. Ama daha fazla acı çekmene dayanamam. Doktor Alisa. Kadının konuşmayacağı belli değil mi zaten? Boşuna burada vakit kaybediyoruz. Yarma harekatı için plan yapmak varken basit bir kadınla uğraşıyoruz. Yüzbaşı, ben Halil'i öldürdüm. Canımı tehlikeye attım. Şimdi harekete geçme vakti. Artin doğru söylüyor. Konuşacağı benzemiyor. Direkt öldürelim. Zamanı değil. Gözlerinizi bağlayın. Bize hala güvenmiyor musunuz yüzbaşı? Ben Tanrı'ya bile güvenmem. Dön evlat. Geri döneceğim Zeynep. Dikkat et. Seni bulacağım. Bakırcı sesi. Caminin 200 arşın dersi. On üç adım sonra sağ. Sesi. Can. 20 adım. 30 adım sonra sağ.
Pazar Sokağı. Doktor Ali, senin gözlerini açabilirsin Alfred. Emredersiniz efendim. Sana haber vereceğim Alisa. Şimdi gidebilirsin. Tamam yüzbaşı. Yetmiş adım. Pazar Sokağı'nın sonuna geldik. Sağ ol. Vay be. Mehmet'e bak nasıl aldattı bizi. Bize böyle oyun oynayan adama güvenmem ben. Bunu bugün yapan yarın da yapar. Ne diyorsun kardeş sen? Adam Halil kumandanın canını kurtardı. Ya bu da oyunsa ha? Bence Mehmet hala oyun oynuyor. Sen Ali kumandandan, Halil albaydan daha mı iyi biliyorsun kardeş? Çavuş sen de kumandanların kararlarını sorgulamak yerine işinize bakın. İngiliz bugün yarın saldırır. Siperler kontrol edilecek. Mühimmat bütün neferlere dağıtılacak. Haydi. Korkumun sebebini anlıyorum kardeş de. Kumandanlar bizden iyi bilir. Gayrı oyun yok, savaş var. Ya ben kötü bir şey demedim ki Ahmet. Biz yine teyakkuzda olalım. İngiliz'in sağ solu belli olmaz. Halil'in öldüğünden emin misin Hamilton? Ya kurtulmuşsa? Yaşama ihtimali yok efendim. Sırtından hançerledim. Şüphenizi anlıyorum efendim. Ben de haberi alır almaz teyit etmek için Türk ordusunun içine gözcüler gönderdim. Kışlada bayraklar yarıya indirilmiş. Büyük bir karmaşa içindeler. Büyük iş başardınız. Tebrik ederim Hamilton. Sağ ol efendim. Londra'yı ziyadesiyle mutlu edecek, bizi de onların gözünde yükseltecek bir haber bu. Efendim müsaade ederseniz daha da fazlasını yapmak isterim. Türk ordusunun içinde komuta sıkıntısı yaşanırken bunu lehimize çevirebiliriz efendim. Taarruza kalkmanın tam vaktidir. Doğru söylüyorsun. Baskın verip hepsini yok edeceğiz. Hazırlıklara başlayın. Emredersiniz. Artık bu kuşatmayı kesin olarak bitirmenin zamanıdır. Siz büyük bir komutansınız. Teşekkür ederim Martin. Bu iltifatının sebebi nedir? Yaptıklarınız efendim. Türkleri içeride ve dışarıda bozguna uğrattınız. Henüz istediğim sonuçları içeride alamadım Martin. Alacaksınız. Çünkü o kadın casus konuşacak. Sen de gördün Martin. İşkence bile işe yaramıyor. Bizim casuslarımız da işkence edilince konuşmamak üzere eğitildiler. Belki onların casusları da öyle eğitilmiştir.
Ama içlerinde savunmasız bir çocuk var. Ne demek istiyorsun? O kadının benim karım olduğunu söylediniz. Ve o kadın beni görünce savunmasız kaldı. Size yalvarmaya başladı. Demek ki bana aşık. Yani? Yani Artin Şıracıhan'ı konuşmayacaktır. Ama Hüsrev oğlu Mehmet'e konuşabilir. Ona aklımın yerine geldiğini söyleyeceğim. Nerede saklandıklarını böylelikle öğrenebilirim. Sana inancını nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Ama denemekten ne çıkar? Efendim, izin verin geri döneyim. Ona o işkence edilirken hafızamın yerine geldiğini söyleyeceğim. Onu sevdiği adam olduğuma inandıracağım. Ve Üsküplü'nün yanına gitmek istediğimi söyleyeceğim. Peki Artin. Ama şartlar değişmedi. Gözün yine bağlı olacak. Sana Alfet eşlik edecek. Anlaştık efendim. Akşam gidin. Hazır olun. Yarma harekatı sırasında en önde biz Hintliler olacağız. Tek kurşun harcamadan hücum emriyle beraber Osmanlı saflarına koşun. Hintli Müslüman neferler için büyük gün gelmişti. Harekat sırasında saflarını bırakıp din kardeşlerinin safına geçeceklerdi. Arkadaşlar bakın hele. Toplanın. Hücum emri geldiğinde Hintli kardeşlerimiz bize doğru koşmaya başlayacak. Hiçbirini ateş etmeyeceksiniz. Hepsi yanımıza geldiğinde siperler alacaksınız. Osmanlı neferlerine sıkıca tembih edilmişti. Hintli Müslüman neferler saf değiştirirken Osmanlı neferleri de onları koruyacaktı. Onlar artık düşman değil, dost birliklerdi. Yapılacak yarma harekatında yiyeceği sileden habersiz olan Hamilton, Zeynep'ten vazgeçince yeni bir müttefik bulmuştu. Doktor Alisa Hamilton'la düşman değil, dost olmayı tercih etmişti. Ama bu dostluktan ancak şer doğardı. Mehmet'imi göster bana. Onu bir kerecik görsün Zeynep'ini. Bir kez olsun baksın gözlerime. Yalvarırım. Ne olur. Öyleyse üzüldüm bana Zeynep.
Dön de gözlerini göreyim. Mehmet! Mehmet! Mehmet, uzak mısın? Benim. Geldim işte. Yanındayım. Mehmet, sarıl bana. Mehmet, rüya mısın? Gerçek mi anlat? Mehmet, bu senin kokun. Benim Zeynep. Benim. Mehmet, senin sesin. Mehmet, sensin. Bağışla beni Zeynep. Size çok kötü davrandım. Affedilmeyecek şeyler yaptım ben. Sus. Anma artık o kötü günleri. Hepsi geçti. Hepsi geçti Mehmet. Sen... Nasıl oldu bu? Nasıl hatırladın? Şşş. Gel otur. Sessiz ol. Hafızamın geri geldiğini bilmiyorlar. Onlara yalan söyledim. Senin yanına gelebilmek için de yalan söyledim. Nasıl? Daha ne kadar sürecek bu çile Mehmet? Az kaldı Zeynep. Az kaldı. Ordumuza saldıracaklar. Ama yerle bir olacaklar. Çıkalım o vakit. Kaçalım, savaşa gidelim. Omuz omuza savaşalım. Sana kavuştum ya. Ölsem de gam yemem. Şimdi olmaz. Şimdi değil. Hamilton'ı Halil kumandanı öldürdüğümü söyledim. Bütün operasyonu bunun üzerine kurduk. Eğer ben şimdi seni kaçırırsam, her şey biter. Alfred namussuz kapıda bekliyor. Vatanımız için bir müddet daha ayrı kalacağız. Olsun. Olsun Mehmet. Bana böyle yeniden sevdalı bakabilmendi. Pes etmeyeceğim. Vatanımız sağ olsun. Sakın korkma. Sana söz veriyorum, seni kurtaracağım. Sana söz veriyorum, geleceğim, tamam. Korkmuyorum Mehmet. Bütün korkumu aldım benden.
Mehmet! Onlar harekete geçmeden gizlenen neferlerimiz yerinden çıkmayacak. Hintli neferler safımıza geçtikten sonra ateşe başlayacağız. Halil kumandan çadırından ayrılmayıp muharebeyi buradan idare edecekti. Ta ki İngilizler onun şehadetine kanıp saldırıya geçene dek. Ya Rabbi, ordumuzu zulme ve küfre karşı muzaffer kıl. Amin. Adımlarımızı gözet. Bizleri her türlü musibetten, yenilgiden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Aklımıza, fikrimize sen sahip çık Allah'ım. Amin. İşlediğimiz kabahatleri, günahlarımızı affeyle. Amin. İttihadı İslam uğruna şehit olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Amin. Elhamdülillah ya Rabbi. Ali kumandan ve neferlerine ise bu mahşerin bitmesini beklemek düşüyordu. Her şey hazırdı. Gayret etmişlerdi, zaferse Allah'ındı. Askerlerine saldırı emri verdiğinde aslında kendi ipini çekmişti. En ön saftaki Hintli neferlerin istikameti öldürmek üzere değil, vuslata kavuşmak üzereydi. Türk saflarına geçen Hintli askerleri görünce nasıl bir tuzağa düştüğünü anlamıştı. Sırası gelmişti. Neye uğradığını şaşıran İngilizlere son darbeyi o vurdu.
Altın Mehmet'in yalan söylediğini anladığında çok sayıda Hintli asker Osmanlı saflarına geçmiş, bir o kadar İngiliz askeri ise ölmüştü. Yarma harekatı İngilizler için hizmete dönüşmüştü. Dolanma aslanım tepemizde, Allah Allah. Yarma harekatı başlamadan bitecek inşallah. Hintli neferler Allah'ın izniyle yerlerini bulacaktır. İnşallah. 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 İnşallah kardeşim de Hamilton fark etmeden oradan kurtulur. Kurtulur o, kurtulur. Kumandanım, ben bir gidip baksam mı? Heh. Yani belki anlamamıştır elindeki çizimden. Yani belki girişi bulamamıştır. Niye? Mehmet baktığı çizimi anlamayacak kadar akılsız mı? Yok canım, zehir gibidir o. Yani ama onca şey yaşadı çocuk. Belki, belki aklı zayıflamıştır. Belli ki senin dilin zayıflamamış kardeşim. İyi misin? Ha? İyi misin? İyiyim oğlum. İyiyim. Oh be! Yeter ulan. Acıkla ben sarılayım. Hoş geldin. Hoş geldin. Oğlum. Dur ulan. Allah Allah. Mevla'ya şükürler olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin yiğidim. Ben Haydar. Namını çok duydum. Ben de senin namını çok duydum baba Haydar. Kumandanım. Aslanım, hoş geldin. Sen de Mecnun olmalısın. Senin aklın başına geri gelince Mecnun olmak bana düştü yiğidim. Eyvallah. Otur hele. Aklım çıktı oğlum, gelmeyeceksin diye. Geldim kardeşim. Geldim. Gelirken de öyle bir manzarayla karşılaştım ki Allah'a hamd ettim. Ahvane. Her şey istediğimiz gibi gitti kumandanım. Ben kaçarken İngilizler bir bir ölüyordu. Başardık. İngiliz'e öyle bir darbe indirdik ki asla unutamayacaklar. Çok şükür. Çok şükür. Şükür olsun. Hadi gözün aydın. Devam edelim. Rahat aslanlarım. Hazreti nedir hekim?
Kumandanım, Hintli neferlerin bazıları İngiliz keskin nişancıları tarafından arkadan vurulmuş. Tarafımıza geçmelerini kabul edemediler tabii. Ancak arkadan vurmayı bilir o soysuzlar. Sizi cehennem hapseden düşmana karşı kıyam edip zafer kazandınız. Bilin ki burada asla zulüm görmeyeceksiniz. Asla bir parya muamelesi görmeyeceksiniz. Burada hepimiz Osmanlı sancağı altında biriz. Hepimiz Allah'ın huzurunda. Aynı gaye uğruna ölmeye and içtik. Bugün bize pranga vurmaya kalkanlar sizleri kendi yurdunuzda köleliğe mahkum ettiler. Ancak bizim kazamız Hint yurdunda da bir ateş başlatacak. Evvela Allah'ın izniyle şehrimizi alacağız. Sonra tüm cihana yayılacak bir mücadelenin kutlu neferleri olarak cenk edeceğiz. Gazanız mübarek olsun. Hepinizi pak alınlarınızdan öperim. Ümmeti Muhammed'in ordusuna hoş geldiniz. Zaafların, kibrin ve yalanlarından başka bir numaran yok Hamilton. Sayende her şeyi kendi ellerimizle aleyhimize çevirdik. Ben ne yaptıysam sizin izniniz ve emirleriniz doğrultusunda ordum için yaptım. Ancak... Hala bahaneler bulup kendini temize çıkarmaya çalışıyorsun. Senin İngiliz ordusuna verdiğin zararı ne Üsküplü ne de bir başkası verdi. Bunlar çok ağır ithamlar efendim. Kabul etmiyorum. O zaman daha fazlasını da söyleyeyim Hamilton. Sen vatana ihanetle eşdeğer şeyler yaptın. Üsküplü'yü elinden kaçırıp hepsini kendi planın dahilinde olduğunu söyledin bana. Bütün hatalarını benden sakladın. O gerizekalı casusunun Halil'i öldürdüğünü söyleyip en zor zamanımızda ağır kayıplar verdirdin bize. Bu zafiyetlerini, bu hataları nasıl açıklayacaksın? Zafiyet gösteren bir tek ben miyim efendim? Hayır. Sana inanıp seni orada tutarak ben de zafiyet gösterdim. O nedir? Yalnızca ben değil, siz de aldandınız efendim. Ne demek istiyorsun Hamilton? Bu nedir dedim, cevap versene! Basra'dan gelen telgraf. Sizin o çok güvendiğiniz casusunuz Bay Lawrence sizi kandırmış. Güvenip sözünden çıkmadığınız casusunuz Bay Lawrence, teşkilatı mahsusan adamı. Her şey ortaya çıkar. Bunu hemen... Demek kapıyı dinliyordun seni sıçan. Hayır, boşları topladım içeride. Sus! Üzerimde gördün. Hayır, beni çağırıyorlar zannettim. Yalan söyleme! Hayır, dinlemiyordum. Kompa çeneni. Ne oluyor Alfred? Komutanım, kapıyı dinlerken yakaladım. Yalan söyle efendim. İçeriden beni çağırıyorlar sandım. Kapıyı dinlemedim. Demek bunca
bunca zamandır içimizdeki hain sendin. Hayır. Kardeşim, yama asma suratını. Kavuştuk artık. Aklım Zeynep'te saydım. Gözümün önünde işkence ettiler. Hiçbir şey yapamadım. O Hamilton itini orada öldürmek vardı ama... görevin selameti için tuttum kendimi. Biliyorum aslan. Biliyorum. Hamilton domuzu saklıyor. Siz... Alisa'nın şerrinden korumak için götürdüğünü söylemiştiniz kumandan. İşler değişti Sait. Mehmet'in sadakatini tartmak için yapıyor bunu. Kumandanım, ne olur Zeynep'i kurtaralım. Kurtaracağız aslanım. Kurtaracağız da... elimizde ne iz var ne bilgi. Nerede tutulduğunu bir öğrensek. Beni yanına gözü bağlı götürdüler. Bir odada açtım gözümü. Ama dönüş yolu. Seslerden, kokulardan işaretler edindim. İz bıraktım ardımda. Bulabilir misin peki? İnşallah. Bir an evvel kurtarmamız lazım. Zeynep'in karım olduğunu biliyor. Ona daha neler yapar düşünmek bile istemiyorum. Kumandan. Ne oldu Kemal, hayırdır? Kumandan. İfşa oldum. Nasıl? Otur hele, otur. Anlamadım kumandanım. Kaymakamlığa girdiğimde... Yakup'u ele geçirmişlerdi. Bana kaçmamı söyledikten sonra... şehadet şerbetini içti. Yakup'um. Şehadet şerbetini içtin ha. Şehadeti kutlu olsun. Amin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah şehadetini kutlu etsin. Amin. Bırakmayın kendinizi. Kendinize gelin. Onun da intikamı alınacak. Sen sokağa çıkma. Seni kışlaya göndermenin bir yoluna bakacağız. Evvela bu gece Zeynep bacıyı kurtaracağız. Kıyım başladı aslanlar. Herkes kendine mukayyet olsun. Onlar esir almadılar, biz de almayacağız. Yoruldum ben artık Hamilton. Yoruldum. Senin yüzünden sinir hastası oldum. Nasıl olabilir be?
Nasıl? Yoksa sen de mi hainsin ha? Söyle, sen de onlara mı çalışıyorsun? Kendinize gelin efendim. Ama bunun başka bir izahı yok. Sen getirdin Yakup denen o pisliği buraya. Mehmet denen olamağı da sen getirdin. Ya aptalsın ya hainsin. Hangisin? Ben hain değilim efendim. Ama etrafımız hain kaynıyor. Önce Mehmet, sonra Lawrence, şimdi de bu. Lawrence konusunda en başından beri ben şüphe duyuyordum, unutmayın. Lanet olsun. En azından artık aramızda hainlerin olmadığını biliyoruz. Nasıl böyle bir şeyden emin olabilirsin ki? Etrafımızda sadece kendi askerlerimiz var. Hintli hainler de gitti. Sadece sadık savaşçılarımız var. Bir de haksızlık ettiğimiz dostlarımız. Ne demek istiyorsun sen? Ebu Ula efendim. Teşkilatçının yalanlarıyla boş yere hapis yatıyor. Kahretsin, bir de o var. Hemen hapisten çıkartın. Emredersiniz. Önce adamı hapse attık. Şimdi de oğlunun durumu. Umarım hala dostumuzdur. Ki hiç sanmıyorum Hamilton, hiç sanmıyorum. Eriyoruz. Damla damla eriyoruz. Son cümleyi tekrar oku Salih. Kut'taki mukavemetinize devam etmekte veya mütemadiyen artmakta bulunan kuvvetlerime teslim olmak hususatında serbestsiniz. İtiramat-ı faikamın kabulünü istirham ederim general cenapları. Kumandanım, sizce general teslim olacak mıdır? Harp devam ediyor aslanım. Teslim olmaları sadece daha erken bir zafer tatmamıza yarayacak. Bir mektup ya da bir kurşun ya da bir baskın fark etmez. Er ya da geç geldikleri gibi gidecekler. Daha fazla vakit kaybetmeden bu mektubu general Tausend'e ulaştır. Emredersiniz kumandanım. Çok şükür kurtulduk. Allah Türklerden razı olsun. Amin. Şu Hamilton şeytanı da yakın zamanda ölürse işte o zaman içim rahat edecek. Oturun kardeşler. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Recat Yüzbaşı'ndan razı olsun. Onun sayesinde doğru yolu bulduk. Merak etme kardeşim. Recat Yüzbaşı'nın kanı yerde kalmayacak. Çavuş. Bize de görev verin. Biz de sizinle savaşalım. Din kardeşlerimizle omuz omuza savaşmak isteriz. Durun hele kardeşim. Evvela istirahat etmeniz lazım gelir. Allah'ın izniyle hep birlikte muzaffer olalım. Allah'ın bize güç kuvvet versin ki şu garibanların ahı yerde kalmasın. Afiyet olsun kardeşler, buyurun. Haydi. Oh,
Jones meselesi açığa çıkarsa hem buradakilere rezil oluruz hem de Londra'dakilerin gözünde itibarımız iki paralık olur Hamilton. Merak etmeyin efendim. Bundan kimsenin haberi olmayacak. Onu en yakın zamanda yakalayacağım. General, hatanızı anlamanız için oğlumun ölmesi mi gerekiyordu? Kaymakam Bey, yeter artık. Bunu defalarca konuştuk. Hayatta en küçük şeyin bile bir bedeli varken koskoca bir devlet istemenin bir bedeli olmayacağını mı düşünüyordunuz? Size hizmet edecek bir devlet için biz neden bedel ödeyelim general? Üstelik çocuklarımızın canıyla. Beyler. Tamam. Yeter artık. Bu konuları konuşmak istemiyorum. Devletiniz sizin olsun. Sizden son bir isteğim var. Türklere elçi gönderip oğlumun cenazesini getirtin. En azından bunu bana borçlusunuz. Korkarım bu istediğiniz mümkün değil. Cenazeyi istersek Türkler pazarlık yapmak isteyecektir. Durumu fırsat bilip farklı planlar içine girebilirler. General, başından beri dostluğumuzu kendi çıkarınız için kullandığınızı biliyorum. Madem siz yapmayacaksınız, öyleyse adamlarımı alıp gidip ben getiririm oğlumun cenazesini. Bu intihar olur. Türkler oğlunuzu vermeyeceği gibi sizin de canınızı alacaklardır. Efendim, Türkler bir elçi yolladı. Bir mektup getirdiler. Ayrıca Zafer Bey'in cenazesini de getirdiler. Ne diyorsun? Nerede oğlum? Aşağıda cenaze. Daha düşmanınızı tanımamışsınız general. Türkler harp hukukuna sizden çok daha fazla riayet ediyor. Bir cenazeden istifade etmezler. Görevimizi tamamlayalım. Zafer'i uğurlamamız lazım. Recep, Kaymakam Bey. Kaymakam Bey. Sen güçlü bir adamsın. Recep. Recep, ben bitmiş. Bitmiş bir adamım. Hayalleri yıkılmış bir adamım Recep. Oğlum. Gidelim. Bu hiç iyi olmadı kızım. Hiç iyi olmadı. Harbin ne kadar kötü olduğunu ateş kendi canına değmeden anlamıyor insan bu. Yavrum, yavrum, Zafer'im nasıl kıydılar sana evladım? Zafer, oğlum gitme. Thank you.
Halil teslim olmamızı istiyor. Bizim için çember giderek daralıyor. Bunca zaman direnmişken şimdi teslim olamayız efendim. Tabii ki teslim olmayacağız. Derhal mektup yazıp teslim olmayacağımızı bildirin. Emredersiniz. Kumandanım, bizi kurtardınız. Allah razı olsun. Ancak hala içeride kardeşlerimiz var. Onları da kurtarmamız lazım. Merak etmeyin. Bizi kurtardığımız gibi onları da kurtaracağız. Düşman kalesinde uzun süre kaldınız. Onları en iyi siz tanıyorsunuz. Bize tüm bildiklerinizi tek tek anlatın. Sizin neferlere göstermiş olduğunuz ihtimamın zerresi yoktu onlarda. Üstüne bir de erzak meselesi binince iyice delirdiler. Öğünlerimizi 2 günde 1'e düşürdüler. İngiliz askerleri ise günde 2 öğün yiyorlar. Bırakın yıkanmayı, abdest almamıza bile müsaade etmiyorlardı. Sizden ölesiye korkuyorlardı. Çünkü kendi askerleri de istemeyerek gelmişti. Biz mecbur bırakıldık. Ama siz öyle değildiniz. Her neferiniz can atarak gelmişti. Korkusuzsunuz. Yüreklisiniz. Ve savaş meydanında her bir neferiniz aslan kesilmekte. İşte bundan korkuyorlardı kumandanım. Korkacaklar. Ayak bastıkları bu coğrafya haini kusar. Düşmanı da yutar. Onlar bunu yavaşça ve acılı bir şekilde ölürken anlayacaklar. Ne harp etmeye yürekleri var, ne de açlığa dayanıklılar. Bizler evlatlarımızı bu vatan için savaşacak birer nefer olarak büyütüyoruz. Onlarsa hayatın zevki sefasını yaşasın diye büyütüyorlar. Harp meydanı acımasızdır efendiler. Yürekli olmak zorundayız. Zira cenk ettiğimiz bir avuç korkak değil. Ecelin ta kendisi. Nefsini öldürmeyen, hakka teslim olmayan, ecelden düşman gibi kaçar. Aramızdaki fark şu. Onlar ölmekten korkuyorlar aslanlarım. Bizse sonrasında. Alfred. Ne demek istediniz efendim? Sence bu savaşı kaybediyor muyuz Alfred? Bizi bile bıkmadan, usanmadan oynuyorlar. Çoktan Üsküp'ünün kellesini almalıydım. Kazanacağız efendim. Ne zaman Alfred? Ne zaman kazanacağız? Artık oyun yok. Artık oyun bitti. Elimize geçirdiğimiz herkesi tek tek öldüreceğiz. O Mehmet'ten de, Üsküplü'den de intikamımı alacağım. İkisinin de dişlerini sökeceğim. Gidiyoruz. Nereye efendim? Hmm.
benimle geleceksin. Benimle geleceksin Arfet. Emredersiniz. Nereye? Öldürmeye. Biz hazırız kumandanım. Eyvallah. Biz Mehmet'le önden gideceğiz. Siz Sait'le bizi belli bir mesafeden takip edeceksiniz. Emredersiniz. Ali, ben de gelmek istiyorum. Olmaz Fatma Hatun. Bu çok tehlikeli. Sen merak etme. Zeynep bacıyı alıp hemen geleceğiz. Neden bana güvenmiyorsun? Ben de sizi koruyabilirim. Daha önce yapmadığım şey değil. Öyle değil işte Fatma Hatun. Ya nasıl Ali Bey? Güvende ol istiyorum. Anlasana işte. Sen evine dön. Kurban olurum hadi. Hadi. Edeceğiz. Beni bu yoldan getirdiler. Tamam aslanım. Dikkatli olalım. Çarşamba 65. İnşallah 67.
40 adım sonra yemek tezgahı. Sesin ne kadar güzelmiş. Keşke Cahit Solcan'a şarkıcı olsaymışsın. Daha uzun yaşardın. Daha çok yaşamak gibi bir derdim yok yüzbaşı. Tek derdim özgürlük. Onun uğruna ölmeye ant içtim ben. Siz tasalanmayın. Evet. Ama sevdiğin adamı bir daha göremeyeceksin. Mehmet beni aldatmayı başardı. Yakalanmamış olsaydı şimdi eski günlerdeki gibi birlikteydiniz, öyle değil mi? Sevdiğime cennette kavuşacağım yüzbaşı. Buna engel olmaya gücünüz yetmez. Sizin için üzülüyorum, biliyor musunuz? Ölmek üzereyken bile bu kadar mutluyum. Çünkü gücümü Allah'tan alıyorum. Kes sesini.
Siz güçlü olmanın hayallerini kurarken sefil ve mutsuz olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Bunu hiçbir şey değiştiremeyecek. Kapa çeneni. Ben bir kere öleceğim. Ama siz burada her gün ölmeye devam ediyorsunuz zaten. Atmış olabilirler. Öldürseniz bile yine de mutlu olamayacaksınız. Çünkü sizin içiniz çürümüş. Kapa çenen dedim. Neden biliyor musun yüzbaşı? Çünkü sen babana çok benziyorsun. Anneni döven, hayatını kabusa çeviren adamın aynısı olmuşsun. Onu öldürmek içindeki kötülüğü yok etmeye yetmemiş. Sen kaçtığın adamsın yüzbaşı. Sevmeyi asla beceremezsin. Sana babamdan bahsetme dedim. Sana babam hakkında konuşma dedim. Efendim.
Zeynep için mi efendim? Hayır. Dostumuz Zafer için. Ebu'lu annemle ziyarete gidiyoruz. Kumandanım. Burası. Buralarda bir yerde. Demedim mi? Artık çok geç. Ben de arkadaşım yanında olmak istiyorum. Yanımdan ayrılma. Tamam. Bakırcı sesi. Caminin 200 arşın dersi. Dikkat et. Kumandanım burası. Kan taze, benim değil. Tedbir al. Birlikte umutlarımda, heyecanlarımda, hayallerimde, büyük Arap devleti rüyamda toprağa gömüldü Neccar. Hayatta başka ne gayem kaldı ha? Oğlunu yitirdin. Acını, yasını anlarım. Lakin böyle kendini bırakmamalısın. Kalk ayağa, silkin, kendine gel. Ne için silkineceğim Neccar? Kim için ayağa kalkacağım ha? Oğlun için yaptıkların bitti mi? Onu defnederek bütün vazifelerini yerine getirmiş mi oldun? Ona güzel bir gelecek sağlamak için çalıştım, didindim. Ama sonuçta onu ellerimle toprağa gömdüm. Başka ne kaldı ha Neccar? Ne kaldı? İntikam Ebuoğlu. İntikam. Ebu'ya taziyeye geldim. Kaymakam Bey'e bilgi vereyim. Gerek yok, ben bulurum. Ama... İngilizler bize vaatler verip çocuklarımızı aldı elimizden. Din kardeşlerimizden, devletimizden ayırdılar bizi. Başımıza ne musibet geldiyse müsebbibi İngilizlerdir. Ama bunun bedelini ödeyecekler. Bunun için sana bir teklifim var. Nedir bu Neccar? İngilizlere bu toprakları mezar etmek için yapmamız gereken tek bir şey var Ebu'la. Ben hatamdan döndüm Ebu'la. Şimdi sıra sende. Ne diyorsun Neccar? Teklifim senin de benim gibi teşkilat-ı mahsusanın yanında olmandır.
Yani Türklerin tarafına geçme. Mehmet'in geldi. Mehmet. Hayal misin? Hakikat mı? Benim Zeynep. Mehmet'in eşidim. Geldim bak yanındayım. Senin Mehmet'inim. Beni affet. Yalnız bıraktım seni. Artık. Artık çok. Git oldum Mehmet'im. Beni iyileştiremezsin. Yaşayacak günlerimiz var da. Ölmeyeceksin Zeynep. İyileşeceksin. Beni yalnız bırakma. Olmaz. Zeynep. Hatırlıyor musun? Adımı Yıldız'a vermiştim Mehmet. Hatırlıyorum Zeynep'im. Orada olacağım Mehmet'im. Bir yıldız kadar parlak. Ben o kadar uzakta. Mehmet'im. Davandan vazgeçme. Vazgeçme. Seni seviyorum Mehmet'im. Bir fırtına tuttu bizi. Bizim kavuşmalar.
Bu rüya mı? Rüyada mıyım? Rüya değil. Seni çölde bulduk. Yaralıydın. Seni günlerce rüyamda gördüm. Unutmamak için yüzünü defterime çizdim. Demek rüyalarım beni sana getiriyormuş. Her ne rüya gördüysen, onlar rüyada kaldı. Şimdi hakikatin içindesin. Mapsane.